Erdoğan Amerika temaslarını tamamladı, Almanya'ya geçti. Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı basın toplantısına ise yabancı bir gazetecinin Can Dündar sorusu damga vurdu. Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir. Gözlerin çevrildiği basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Can Dündar'la ilgili o sözleri damga vurdu. 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. Aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Amerika temaslarını tamamlayıp Berlin'e geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı. Bir sonraki randevusu Şansölye Merkel'leydi. İki liderin ortak basın toplantısına Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar da akredite edilince iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Toplantının iptal edilebileceği konuşulurken Dündar katılmama kararı aldı. Yabancı gazetecinin Dündar sorusuna Erdoğan'ın yanıtı sert oldu. Almanya ile suçluların iadesi anlaşmasını yapmış bir ülkeyiz. Bizim böyle bir suçluyu İadesini istemek en doğal hakkımızdır. Sadece Can Dündar değil, Almanya'daki FETÖ'cülerin iadesi talebini de tekrarladı Erdoğan. Terör örgütlerine karşı etkin mücadele çağrısı yaptı. Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor. FETÖ terör örgütünün de yine yüzlerce mensubu buralarda bulunuyor. Nerede kimi yakalıyorsak bunu tabii teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin tutumunu biliyoruz ama Gülen hareketini PKK ile aynı seviyede ele almamız için daha çok bilgi ve kanıta ihtiyacımız var. İki liderin açıklamaları sürerken bir de hareketlilik yaşandı salonda. Üzerinde tutuklu gazetecilere özgürlük yazan tişörtle toplantıya gelen Türk kökenli Alman gazeteciyi korumalar salondan işte böyle çıkardı. Can Dündar'la Almanya'da çekilmiş fotoğrafları da olan Adil Yiğit'in Avrupa Postası yayın yönetmeni olduğu anlaşıldı.